Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere İngiltere'de tanıdıkla karşılaşmayla alakalı bir şeyler anlatacağım. Önce ama biraz eskiden günümüze doğru gelelim. Konuyu bağlamış olurum hem de. Şimdi benim şöyle bir inancım var. Nereye gidersen gideyim, bir şekilde mutlaka bir tanıdık çıkar. Yani daha önceden yolunun kesiştiği insanlarla artık İngiltere mi olur, atıyorum kutuplar mı olur, nereye gidersem gideyim mutlaka bir şekilde karşılaşacağım gibi gelir bana her zaman. Yani ilk bunu daha böyle küçükken, ben Trabzon'un Sürmene ilçesinde büyüdüm. İşte Sürmene'de yaşarken Trabzon merkeze gittiğimizde insanlar, hani tabii benim gibi bir çocuk için şey oluyor, ben büyük bir yere gitmiş oluyorum falan, ki o zamanlar merkeze falan da çok gitmezdik. Şimdi şununla karşılaştık. İşte ben enişten falan gittik. Adım başı tanıdıkla karşılaşıyorum. İşte okuldan arkadaşlar falan. Yani muhtemelen onlar da benim gibi şey yapıyorlardı. Hani Trabzon'a gitmişler falan, hafta sonuydu bilmem ne. Bunun gibi bir örnek. Enişten bile şey demişti. Ya ben bile hani o kadar Trabzon'dayım, benim bile bu kadar tanıdığım çıkmadı falan demişti. Şimdi daha sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde de çok enteresan. Geldiğim ilk gün 3-4 tane tanıdıkla karşılaştım. Yani aslında temel düzeyde baktığın zaman İstanbul'da herkesin bir şekilde bir tanıdığı, bir akrabası, bir şeyi mutlaka vardır yani. Ancak mesela ben gittiğimde İstanbul'a, yani gittiğim ilk gün, artık burada da herhalde tanıdıkla karşılaşmam dediğim anda en azından bir 3 kişiyle falan karşılaştım. Meğersem gittiğim yerde, Üsküdar'a gitmiştim ilk gittiğimde. O civarda bir yurt vardı. İşte oradan da bizim Sürmene'deki arkadaşları falan görmüştüm. Bayağı şaşırmıştım. Şimdi geçen de başıma şöyle bir şey geldi. İşte merkeze yakın bir yerde arabayı park ettim. Akşama doğruydu böyle. Hava kararıyor gibiydi. Yani dedim ki şey yapayım. Hava da birazcık sıcaktı. Şu anda birazcık soğudu. Dedim ki gideyim. Gittiğimde de şey yapayım. Hani işte gece fotoğrafı falan çekeyim. Biraz yürüyüş yapayım. Öyle kafam dağılır falan diye düşündüm. Sonra arabadan indim. Kapıyı kilitledim. Birini gördüm. Yani böyle Türk'e benzetir gibi oldum ama değildir herhalde falan dedim. Sonra devam ettim yoluma. Sonra dedim ki, ya dedim ben acaba arabayı kilitlemiş miydim, kilitlememiş miydim dedim. Düşündüm. Yok dedim, ben kilitlemedim galiba dedim. Birden arkamı döndüm. Arkamı dönünce o gördüğüm kişi birden bana baktı. Dedi ki, ben seni nereden tanıyorum dedi. Şimdi adamın beni tanımasına mı şaşırayım, yoksa yani İngiltere'de bir Türk'le karşılaştığıma mı şaşırayım bilemedim. Sonra dedim, yani bilmiyorum dedim, hani YouTube'dan falan mı gördün ya da işte böyle ne bileyim sosyal medyadan falan mı gördün acaba dedim. Sen nerede çalıştın dedi daha önceden. Dedim en son İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çalıştım, sonra Küçükçekmece Belediyesi falan dedi. Yok dedi, ya sen RCY2'de çalıştın mı dedi. Sonra böyle bir, yani evet dedim, ben zaten yani ama yani bir 12 yıl önce falan LCY22 genel merkezde çalışmıştım ben, yaklaşık 2 yıl kadar. Orada çalışıyorken de insanları, yani çok fazla insanla tanışmıştım. Bir de yönetici asistanıydım. Yöneticiyle görüşmek isteyen herkes önce benle görüşüyordu. Hepsiyle de tanışıyordum. Bu beni bayağı bir yani o an, o zaman çok bayağı bir çevre edinmiştim ve edinmiş olduğum çevre de şeydi. Hani halen daha görüşüyorum birçoğuyla. Tabii görüşemediğim de çok fazla var ama çoğuyla görüşüyorum. Görüşemediklerim var ve bir kısmında da şey var. Hani bayağı bir samimiyiz. Düzenli olarak görüşürüz yani. Sonra evet dedim. Ben de orada çalışıyordum dedi. Tabii ismini falan söyledi. Şimdi kendisine söylemediğim için ismini burada söylemeyeceğim.
hadi ya falan dedim. Sonra gittik merkezde oturduk. Belki 2-3 saat falan muhabbet ettik. Çok enteresan ya, böyle bir hani hiç beklemediğim bir anda İngiltere'de. Bir de 11-12 yıl önceki iş yerinden tanıyorsun. Hani insan ne bileyim, ben herhalde ondan sonra kül almışımdır falan. Gerçi bana şey dedi, yüzün hiç değişmemiş dedi. O biraz değişmişti ama. Öyle bir değişik geldi ya. Gerçekten hayat çok farklı. Nerede kimle ne şekilde karşılaşacağın hiç belli olmuyor. Öyle ki mesela olduğu yerden ben defalarca geçtim, şey yaptım. Benden sanırım 2 yıldan fazla olmuş o geleli bildiğim kadarıyla. Bu anımı sizlerle paylaşmak istedim sevgili takipçilerim. Bunun yanı sıra havalar soğumaya başladı. Yağmurlar artmaya başladı. Dün öyle bir güzel bir hava vardı ki, yani tabii benim için güzel de herkes için olmayabilir şu anlamda. Bir yağmur yağdı. Bir ara yağmur yağarken güneş vurmaya başladı. Bir ara gökkuşağı çıktı. Birden böyle birkaç mevsimi aynı anda yaşadık diyeyim. Çok güzeldi. Ben özellikle bu iri yağmur taneli yağmurları severim. İri yağmur taneli, iri taneli yağmurları severim. Evet arkadaşlar, bundan sonra böyle kısa kısa paylaşmayı düşünüyorum. Fazla uzun çekince de bir anlamı kalmıyor. Çok da izlendiğini. Gerçi şöyle, ilgili olan insanlar izliyor. Hani bazen çekiyorum 15-20 dakikalık video. Yani diyorum burada izlenmesi herhalde falan diyorum. Sonra bakıyorum ki biri ulaşıyor falan. Şuradan şu konudan bahsediyordum falan deyince gerçekten de insanın vay be onu da dinlemiş falan demiyor değilim açıkçası. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.